1961 Ünye Çamurlu Mahallesi doğumluyum. Kendim 1984 yılında askeriye de işe başladım. Sivil memur olarak. 18 sene askerlik şubesinde çalıştıktan sonra Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptım. 8 sene de orada sendika başkanı yaptıktan sonra emekli oldum. Normal bir devlet memuru bir ailenin çocuğuyum. Benim zamanımda oyuncak çok azdı. Çok zengin insanlar belki oyuncakları alabiliyorlardı ama bizim böyle bir şey şansımız yoktu. Ne yapıyorduk? Biz de kendi tahtalardan oyuncaklarımızı yapıyorduk. Onun hayali gerçekten içimde çok büyüktü. Çocukları mutlu etmek, çocukları memnun etmek. Şu anda da onu yapıyorum gerçekten ve çok mutlu oluyorum. Özellikle bir sandalye masa yapmaktan belki keyif alıyorum ama araba yapmak, çocuk oyuncakları yapmak benim için inanılmaz bir duygu. Ben normalde ticaret lisesi mezunuyum. Ahşapla ilgili uzaktan yakından bir ilgim yok. Fakat ahşaba ilgim çocuklukta biz hazır oyuncaklar olmadığı için kendim ahşap oyuncaklarımı kendim yapardım. Böyle bir eskiden kalma belki içimde bir şey vardı. Bir gemi yapma hayalim vardı. Gemi yaptırdıktan sonra ustaya çıraklık yaptım kendim. Şu anda teknem limanda. İç dizaynı yaparken usta yardım ederek kendimi keşfetmeye başladım. Ondan sonra işte ufak tefek aletler aldım. Eşim bir eski sehpalar vardı 3 tane. 2 küçük bir büyük. Bundan dedi bana puf yapar mısın dedi. Bir deneyelim dedim. Puf yaptım. Çok da güzel oldu. İnternete koydum. Herkes çok beğendi. Daha sonra puftan sonra işte hanım dedi sandalye yapar mısın? Çok güzel 8 tane sandalye yaptım. O da çok beğenildi cevizden tamamen. Sonra oyuncaklara başladım ben. İşte ahşap özellikle araba en büyük hevesim. Kendim araba imalatı yaparken inan her şeyi unutuyorum. Balık tutmak gibi bir şey bu. Ahşap ben odundan başka işe yaradığını gerçekten ahşabın en küçük parçasını bile burada ziyan etmemeye çalışıyorum. İnsanı ciddi anlamda hani toprağa bastığın zaman enerjini sarf edersin ya ahşaba da dokunduğun zaman ahşap da aynı şekilde insanın enerjisini alıyor. Emeklilerin %80'e bakıyorum ya kahvede ya meyhanede. Ben onu tercih etmedim. Dedim ki kendimi boşluğa düşürmektense evin altında boş dairem vardı. O daireye iki tarafı birden böyle bir atölyeye çevirdim. Kendim burada oyalanmaya çalışıyorum. Amacım tabii ki birinci etapta kendimi oyalamak ve bir şeyler katkı sağlayabilmek. Yaptık, güzel şeyler yaptıkça hoşuma gitti. Baktım işte küçük masalar yapmaya başladım, işte sehpalar yapmaya başladım, işte yeni sandalyeler yapmaya başladım. Araba tırlardı, işte kamyonetti, o tür şeyler yapmaya başladım falan. Aile dostumuzun çocuğu gelmişti. Odaya girdiği zaman çocuğun gözleri ışıl ışıl, hangi arabaya saldıracağını şaşırdı çocuk. 2 yaşında bir evladımız. İnan bir torun gibi seviyoruz. Yani küçük çocuklar bu arabaları alırken inan çok mutlu oluyorlar. Bir de ben özellikle bakın çocuk oyuncaklarında kesinlikle kanserojen bir şey kullanmıyorum. Bütün oyuncaklarım özellikle yağ kullanıyorum. Ağacın kendi rengi. Atıyorum ceviz, kahverengi ise ceviz. Çamsa işte beyaz, sarı o tür şeyler. İşte gürgense biraz renkleri kullanıyorum. Tercihlerim bu şekilde oluyor. Arabalarda renklendirme modüllerim ağacın renklerine göre oluyor. Ve asla vernik, işte tiner bu tür benzeri şeyler asla kullanmıyorum. Çok mecbur kalıp boya kullanacaksam da su bazlı boya kullanıyorum. Niye? Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı zehirlemek istemiyorum bu yüzden.